Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Cihat Yaycıpaşa'dan RoRo gemisi açıklaması, taciz ateşi değil, silahlı saldırı. Değerli izleyenler, AK Parti 24. dönem milletvekili Ali Turan, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Aytu Atıcı, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve araştırmacı yazar Doğan Çağlar, Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Yayına konuk olarak bağlanan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doçent Doktor Cihat Yaycı, Yunanistan Sahil Güvenlik Birimlerinin Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros Bayraklı, Anatolian isimli gemiye ateş açmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaycı, taciz ateşi ifadesi bu olayı önemsizleştiriyor, bu olay silahlı bir saldırıdır. Çünkü konjonktür olarak Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya getirilmek isteniyor ve Yunanistan tahrik eden taraf, bizzat gemideki yetkiliyle konuştum. Bizde her saat başı mevki atılır ve gemi jurnaline kaydedilir. 13.00'da gemi mevkisini atıyor, Bozcaada'ya 11 mil mesafede, olayın olduğu saatte gemi Türk anakarasına doğru yaklaşıyor. Taciz ateşi hedef gözetmeden ateş etmek demektir ki uluslararası, hukukta sahil güvenlik gemisinin bir gemiye taciz ateşi diye bir kavram yok, bu doğrudan hedef gözeterek bir saldırıdır, dedi. Sözlerini sürdüren Yaycı, olay 13.34'te Yunan sahil güvenlikleri gemiyi durdurmaya kaldırmışlardır, ateş etmişlerdir, yaklaşık 30 ya da daha fazla mermi atıldığını söylüyor gemidekiler, bizim karasularımız içerisinde yarım saat boyunca Yunan sahil güvenlik botları operasyon yapıyorlar, bu yenilir yutulur bir şey değildir. Cumhurbaşkanı o makam sahiplerinden hesap sorması lazım, bırakın Yunanistan'dan hesap sormayı, sorumluluk makamında olanlardan ciddi şekilde hesap sorulması lazım, ifadelerini kullandı. Yaycı, 2017 çok önemli bir tarihtir çünkü Yunanistan, o tarihte İyon Denizi'ndeki karasularını 12 mile çıkarmıştır ve dönemin başbakanı karasularımızı Ege Denizi'nde 12 mile çıkarmak için taktik değiştirdik demiştir ve maalesef tepki olmamıştır. Burada bize hep şu dikte ediliyor, 12 mile çıkarırsa Yunanistan, halbuki 12 değil 6 milin üzerine 1 mil çıkartılması Türkiye'nin milli güç unsurlarını kullanmasını gerektiriyor. 6 milden 1 mil çıktığı anda mavi vatanın %13'ünü Yunanistan hiç etmiş oluyor, diye konuştu.